Evet, yukarılardan bir yerlerden bildirimin geldiği kanala hoş geldi. Bu videomuzda sizlere yeni gelecek premium sandık birinci olsun, yeni gelecek premium sandık ikinci olsun, yükseltilebilir gelecek olan maskara skerli olsun, M24 deseni olsun falan filan falan filan 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 filan, filan. Ve toplamda ise bütün sezon 18'de gelecek olan çağrı, kasa, ne gelirse hakkında hepsinin gününü sizlere bu videoda topladım. Şimdiden iyi seyirler dilerim ve like'ını atmayı unutma. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelecek premium sandık olsun, M4 olsun falan olsun filan olsun, klasik olsun, şanslı çark falan olsun vesaire olsun, bütün her şeyin gelecek olan tarihini bugün bu videoda sizlerle paylaşacağım. Bu videoda premium sandığın birini koyacağım. Eğer ki iki premium sandığı da merak edin arkadaşlar varsa kanaldan eski videoya gidebilir. Klasik sandık da aynı şekilde, onların falan filan hepsi kanalda var. Sizin aklınızda en çok merak ettiğiniz ne? Premium sandık ne zaman gelecek? Premium sandık ayın 21'inde, yani 21 Mart günü oyuna tekrardan gelecektir, haberiniz olsun. Belki kanalda premium sandık videosu izlememişsindir diye ben sana yine bu videoda koyacağım, ama onları göstermeden önce sana yeni gelecek olan şeylerin hepsinin tarihini sana göstereyim. Eğer ki hani direkt premium sandığın içine gitmek istersen azıcık şöyle videoyu sardırabilirsin, ama ben diğerlerinde tarihini sizlere söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki oyuna yükseltilebilir bir M4 deseni geldi. Özellikle bu M24 deseni 27 Mart'ta oyuna eklenecektir. Bunu da sizlere hemen buradayken söyleyeyim. Daha sonrasında ise klasik sandığa yeni eklenecek şeyleri merak edenler varsa 4 Mart'ta da klasik sandığa yeni ögeler eklenecektir, haberiniz olsun. Daha sonrasında ise Nisan'ın 7'sinde altın kaplamaları, işte üstünde zümrüt falan filan olan, kask olan falan filan, bu kanalda zaten bunun da videosu var. Bu da Nisan'ın 7'sinde gelecektir ve bu gelen şey ise 7 Nisan'da bir sandık olarak gelecektir, haberiniz olsun. Daha sonrasında ise yeni gelecek olan maskara Scarlet'in günü ise 13 Nisan'dadır. Hani bu maskarayı biliyorsunuz ki geçen sezon işte maskara M4'ün altı 1 Nisan'da getirmişlerdi. Maskara Scarlet ise 13 Nisan'da oyuna gelecektir, haberiniz olsun. Aynı şekilde ayın 17'de ise yükseltilebilir, biliyorsunuz ki kan kuzgunu diye bir set gelecek. O da ayın 18'de gelecektir, haberiniz olsun. Daha sonrasında ise ayın 22'de bir tane Lucky Spin gelecek ve bu Lucky Spin'in içinde Kar Sakura diye bir tanecik değişik bir setin çarkı falan filan olacak. Hani biliyorsunuz şurada böyle çark var ya bir tane, dur sizlere şuradan göstereyim ben bulabilirsem. Şurada mesela böyle 200 olmadan veren çarklar var ya, böyle bir şey daha gelecek. Bir de biliyorsunuz ki oyuna yükseltilebilir Groza deseni gelecek. O ise ayın 27'sinde, yani Nisan'ın 27'sinde oyunumuza gelecektir, haberiniz olsun. Daha sonrasında ise oyuna diğer bir gelecek olan premium sandık var biliyorsunuz ki. O da oyuna 1 Mayıs'ta gelecektir, haberiniz olsun. Bu arada eğer hala like atmadıysan ve takip etmediysen, takip edip destek olarak hem bu tür videoları kaçırmadan izleyebilirsin, hem de yeni gelecek her şey olsun, ama her şey olsun, hepsinden haberdar olabilirsin. Şimdi hemen sana ben premium sandığı göstereyim. Premium sandıkta iki tanecik kırmızı setimiz var. Birinci kırmızı setin emojisi bu şekilde ve bence baya baya güzel bir emoji yapmışlar diyebilirim yani. Emojisi baya baya hoş duruyor. İşte setinin şapkası falan filan olsun ve sonunda bir de kalp çıkartması bence baya baya güzel. Güzel hani. Daha sonrasında ise bir de M416 desenimiz var. Bence M416 deseninde baya baya güzel yapmışlar ve zaten hani ben bunu sizlere daha önceki videomda göstermiştim biliyorsunuz ki. Hani bana göre böyle yeni bir tasarım yapmaları güzel olmuş diyebilirim. Hani premium sandığımızın full hali ise bu şekilde gözükmektedir. Hani bana kalırsa keşke çıksa da kullansak, ama hala PUBG Mobile bana kırmızı bir öğeyi bırak, M4 diyorum, buz M416 vermediği için hani hiç sıkıntı yok. Mesela kırmızı yerine buz M416'yı tercih ederdim. Daha sonrasında ise ikinci setimizin emojisi ise bu şekilde. Bence bunun emojisini de güzel yapmışlar. Bunun kafasında böyle koca mikrofonlar olur ya demirli, sanki ondan koymuşlar gibi yapmışlar. Bu da bence güzel olmuş diyebilirim hani. Ve bunun elinde de M416 deseni çıkarttığınızda bu şekilde duruyor. Hani bence bu video like atan herkese PUBG Mobile bir tane bu M4 deseninden verebilir. O yüzden like atmayı unutma. Güzel şey yaptım ha, like istemeyi iyi becerdik. İyi, bayağı güzel. Daha sonrasında peki ne var dersiniz, hemen diğerlerine geçelim. Daha sonrasında ise gelelim çanta desenimize. Oyun çanta deseni olarak da hani silah desenini değiştirdikleri gibi çanta desenlerini de baya baya değiştirmişler. Hani bir level çanta deseni böyle hani çöp kutusu falan yapmışlar da, iki leveli falan böyle yuvarlak çöp kutusu. Bence bunlar baya baya hoş olmuş. Hani yani baya baya hoş olmuş, kelimeyi unuttum.
Hani çıksa ben cidden kullanırım. Üç level halinde falan böyle ortasından dil çıkıyor işte, solda şişe, sağdaki tam olarak belli değil ama hani öyle şeyler koymuşlar ve bence baya güzel olmuş diyebilirim. Umarım herkese çıkar, hani bana çıksa ben cidden sevinirim. Daha sonrasında ise gelelim kas desenimize. Kas desenimiz 1 leveldeyken bu halde. 2 levele bastığınızda böyle birazcık daha tasarım böyle birazcık daha nasıl diyeyim belirginleşiyor falan filan ve 3 levelde ise hani pek de iyi değil ama hani derisi böyle basketbol topunun derisi gibi yapmışlar ve bence güzel. Ayrıca bir de bu premium sandıkta motor deseni verecekler. Bende Darlin'in mi Darsin'in mi öyle bir motor deseni vardı, ben onu kullanıyorum. Bu çıkarsa bilmiyorum kullanır mıyım ama hani benim buradaki amacım M4 ile büyük ihtimal ki şey olur, çanta olur. Bomba çıkarsa da güzel olur. Hani zaten bende şey var, bal kabağı bombası var, onun da emojisi var. Bunun da emojisi var. Eğer ki hani premium sandıktan bunu çıkartırsanız baya bence güzel olur. Ama büyük ihtimalle PUBG buradan en son vereceği şey herhalde bu bomba olacak. Daha sonrasında ise bir de böyle işte Luna Park'a birazcık üstüne eklenilmiş tarzında sarılı morlu 3. yıl dönümüne özel hazırladıkları premium sandıktaki setlerden birisi. Ayrıca bir de burada dalgıç takımı var. Tabi PUBG Mobile ne yapacak bu dalgıcın? Bak 10. açıyorsun gözlüğünü, 20. açıyorsun maskesini, 30. açıyorsun başka da kötü bir şey. Ha bir de gözlük varmış orada, bir gözlük daha var, gider onu verir hani. Belki bir setlerden birini verebilir, bilmiyorum. Ayrıca bir de böyle paraşütümüz var. Bence paraşüt desenimiz de baya güzel olmuş ama hani ben paraşütü cidden önemsemem çünkü 40 tane var artık, ne yapacağım bilmiyorum. Daha sonrası da ise bir de böyle geri dönüşüm simgeli, hani çöp kovasının yarısını kesmişler gibi bir tane de bomba desenimiz var. Hani genelde mesela bomba desenleri yuvarlak oluyordu ama bu yuvarlak değil, böyle daha güzel olmuş diyebilirim. Ayrıca bir çanta desenine takılan yine bir süs var. Süsümüz ise bu şekilde, hani böyle kaset koymuşlar bunu da. Ya bence bu süsleri getirmişler de, ne bileyim süslerin böyle özel gücü falan olsa diyeceğim de olmaz ki o kadar da. Ya hani ne bileyim bu süsler böyle daha güzel olabilirdi. Hani taktığında ne bileyim sana bir işe yaraması lazım. Takıyorsun, gözüküyor gözükmüyor tam belli değil. Örnek veriyorum, mesela çantaya takılan süsler her silaha takılsa bence daha havalı olabilirdi. Yani N46'ınıza bir tane böyle süs taksanız güzel olmaz mıydı? Olurdu, tabii ki de olurdu. Diğer gelecek olan premium sandığı göstermeyeceğim. İsteyenler varsa işte diğer yeni gelecek olan söylediğim falan filan, onları kanaldaki videolardan bakabilirsiniz. Ben zaten her gelecek şeyi paylaştığım için oradan rahatlıkla bulabilirsin. Evet, bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsindir. Kendine iyi bak diyorum ve kaçıyorum ben. Görüşürüz. Bay bay. Let's just dance, baby, dance again.